İyi akşamlar. Bugün 11 Ekim Salı 2016. Merak Ettiklerimiz programında Dost TV, Dost FM ortak yayınında huzurlarınızdayız. Merak edilen sorulara cevaplar bulmaya, günlük hayatla ilgili yol gösteren ölçüler sunmaya çalışacağız. Fıkıh ölçüleri çerçevesinde kalarak. Şayet varsa sizlerin de bizlere ulaştırmak istediğiniz sorular 0312 alan koduyla 341 2040 numaralı telefondan sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'tan bizlere kısa mesaj yoluyla sorularınızı ulaştırmak istiyorsanız 0552 341 2040 numaralı telefondan kısa mesaj yoluyla bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ek olarak meraketiklerimiz@dosttv.com adresiyle de sorularınızı, istek ve önerilerinizi, görüşlerinizi tarafımıza ulaştırabilirsiniz efendim. Bugünkü kıymetli konuğuma geçmek istiyorum. İzninizle Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı İdris Bozkurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Hocam Muharrem ayının 10. günündeyiz. Aşure günündeyiz. İsterseniz merak edilen sorulara önce benim merak ettiğim sorumla başlayayım. Bugünün faziletleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz hocam? Evet, öncelikle seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Teşekkürler. Bu vesileyle tabii ilk program yapıyoruz. Evet. İlk konu, yani ilk defa size konuk olmamdan evet, dolayı hocam. Da hoş sizler de tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Tabii hicri takvime göre Muharrem ayı hicri ayların ilkidir. Evet. Dolayısıyla hicri ayının, Muharrem ayının ayrı bir İslam tarihinde de önemli yeri var. Ve dini literatürümüzde de bir anlamı, bir fazileti var. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan orucundan sonra en faziletli tutulacak oruç ayının Muharrem olduğunu söylemiştir. Evet. Onun için Muharrem zaten bir de herhalde bugün Muharrem'in 10. günü. Evet. Yani Aşura tabiri toplumumuzda, evet, kültür hayatımızda da yeri olan, işte belli bir yemeğin pişirilip komşularla paylaşıldığı bir gün, evet, bir yemek. Peki Aşura bir bakıma da Muharrem'in 10'u demek. İşte bu o gündür. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde, yani Medine'ye teşriflerinden sonra, evet, oradaki Yahudi toplumun oruç tuttuğunu görür ve sorar. Yani bugün neden oruç tutuyorsunuz? Nedir? Yani hikmeti nedir? Sebebi nedir? Deyince tabii ki oradaki Yahudiler bugün Hazreti Musa'nın kavmiyle birlikte Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, evet, derler. Onun için biz onun anısına oruç tutarız ve bizim inancımızda da oruç tutulur bugün der. Evet. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ben Musa'ya sizden daha yakınım der ve kendisi oruçlu olduğunu ve hatta o anda oruç tutmalarını, kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin oruç tutmasını tavsiye eder. Evet. Bir de Ramazan farziyetinden önce Muharrem ayında özellikle Aşure gününde oruç tutmak bir bakıma gerekliydi ama İslam dininde orucun farziyetiyle birlikte, yani Ramazan'da oruç tutmak farz olmakla birlikte o ne oldu? İkinci plana düştü. Evet, evet. Ama bugün itibariyle seyircilerimize en azından şunu paylaşalım. Aşure gününde oruç tutmak nedir? Sünnettir. Hatta müstehab olarak geçer kaynaklarımızda. Peki hangi gün oruç tutacak? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere benzemeyelim diye 10. gününe bir ilaveyle, yani ya 9'unu 10'la birlikte ya da 11 veya 10'u 11 ile birlikte tutmayı, evet, tavsiye etmiştir. O sünneti icra eden Müslüman kardeşlerimize, seyircilerimize ne mutlu. Bugün o günü yaşıyorlar. Evet. Şu anda da akşam ezanı olduğuna göre iftarlarını da yapıyorlar. İftar. Allah kabul etsin. İnşallah Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını, oruç tutan kardeşlerimizin de mükafatının, ecrinin bol olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sözlerime başlamak istedim. Amin hocam. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bu ulvi ayında güzel bir şekilde geçirmek dileğiyle, ibadetlerini yapan herkesin ibadetlerinin kabul olması dileğiyle sorularımıza başlayalım arzu ederseniz. Tabii hocam. Ki. WhatsApp hattımıza gelen ilk soruyla başlayalım izninizle. Selamünaleyküm. Peygamberlere küfür eden bir insanın imanı ne durumdadır? Nikahı da gider mi demiş izleyicimiz. Yani küfür tabiri tabii yani kefere kökü bir bakıma inkar anlamında. Evet. Hakkı hakikati örtmek anlamında ama toplumumuzda küfür demek deyince sövmek, hakaret, evet, veya onu ne yapmak, tahkir etmek anlamına geliyor. Bir insan herhalde dince
önemli olan değerlerimize, kutsallarımıza hakaret etmesi, onları inciltmesi, aşağılaması herhalde İslam inancıyla bağdaşmayan şeylerdir. Dolayısıyla gerçekten inkar anlamında, onları reddetme anlamında söylüyorsa haliyle dinden de çıkar. Ama acaba bilinçsiz bir şekilde yani bilmiyorum hakaret de dinden belki zararına, yani inancına veya diyelim ki nikahına zarar gelmeyeceğini düşünelim ama tabii ki kim olursa olsun hele bu peygamberse ona bir Müslümanın hakaret etmesi, sövmesi, onu tahkir etmesi asla düşünülemez. Tabii ki inancına da zarar verir. Evet. Dinden çıkartmasa bile bu sövgü. Ağzımızdan çıkanlara mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmeliyiz. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuza devam edelim arzu ederseniz. Selamünaleyküm hocam. Sizden anne karnındaki bebeğin hayırlı ve sağlıklı olması için dua istiyorum. Ve bizim de okumamızı gerektiren dualar ve sureler hangileridir? Demiş izleyicimiz. Evet. Yani çocuklarımızın tabii hayırlı evlat olabilmesini, anne babasına, ailesine, toplumuna, o millete ve insanlığa faydalı birer er olarak yetişebilmesi için Cenab-ı Hakk'a her türlü duayı yapmalıyız. Evet. Bunu dilimizden düşürmemeliyiz. Yani hep ne deriz? Hayırlı evlat, salih evlat duasını hep yaparız. Evet. Bu şekilde dua edelim. Yani dilimizin döndüğünce de bunu tekrar edelim inşallah. Biz de bu duaya eşlik edelim en azından. Allah gerçekten doğacak ve mevcut olan çocuklarımızı önce ailesine, milletine, memleketine ve İslam'a ve tüm insanlığa hayırlı, salih olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Amin hocam. Ağzınıza sağlık. WhatsApp hattımıza gelen sorular var yine. Hocam benim bir miktar param var. TOKİ'den ev alabilir miyim? Ama zaruriyetim yok. Yani başka evlerimde var. Kimileri faize girdiğini söylüyor. Bazısı da alabileceğimi söylüyor. Beni bu konuda aydınlatabilir misiniz demiş izleyicimiz. Yani TOKİ tabii devlet kuruluşu olarak topluma ne yapan? Konut üreten bir kurum olarak düşündüğümüzde. Eğer TOKİ'den ev alma koşullarını taşıyorsa, bu vatandaş evi olmasına rağmen taşıyorsa, yani evi olana da TOKİ bu şekilde konut edindirebiliyorsa, yani yalana, yanlışa, hileye, hurdaya başvurmadan, Yalan beyan olmadan başvurabiliyorsa, bu hakları taşıyorsa eyvallah. Almasında bir sakınca yok. Yani bu bir banka kredisi, faizli bir işlem gibi düşünmemek lazım. Herhalde seyircimizin daha çok endişe ettiği konu orası. Evet. Çünkü konut sahibi olmak nedir? Herkesin, kendisinin değil sadece, ondan sonra çoluk çocuğunun geleceği için de konut edinmek bir haktır. Bu haktan yararlanabilir. Bu haktan yararlanabilmek için de meşru yolları denemek lazım. Evet. Meşru yollardan gitmek lazım. TOKİ'den de dediğim gibi şartlarını taşıyan bir kişi meşru yollarda konut sahibi olabilir. Bu yanlış bir işlemde değildir. Anladım. Diyanetten birinci tabii, ağızdan değildir tabii ki. Bir de şöyle, yani banka ne yapıyor? Para veriyor. Evet. Artı yani fazlasıyla parayı geri istiyor. Faiz bu demek. Faiz zaten devreye giriyor. Evet. Faiz devreye giriyor. Ama öbür tarafta TOKİ size ne yapıyor? Konut veriyor. Onun karşılığında da ne yapıyor? Ücretini alıyor taksitlerle. Taksitlendiriyor. Birlikte. Ama taksitlendirirken o artışları ne diyeyim? İşte belli bir şeye endeksleyerek yapıyor. Evet. Nedir o da? Memur maaş artışıdır. En düşük memur maaş artışıdır. Bu memur maaş artışı da zaten enflasyona endeksli bir şey. Evet. Dolayısıyla bir şeye endeksleyerek artış yaptığı için bu kişi başlangıçtan beri bu durumu biliyor. Yani onun bir paranın zaman içerisindeki değer kaybı olarak düşündüğümüzü dikkate alırsak o zaman bu faizli bir işlem olarak görülmemeli. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir soruya geçelim arzu ederseniz. Muska kullanmanın hükmü nedir demiş izleyicimiz. Evet. Muska dediğimiz şey sanki Kur'an ayeti veya hadislerde geçen bazı duaların bir metne, bir kağıda yazılarak taşındığı yazılı bir evrak. Hatta bunun sarılarak belli bir muhafazalı bir şeyde taşınması anlamına geliyor. Bunu peki İslam'da yani referans olarak bunu nereye dayandırmak lazım? Dinde yeri ne? Rukiye'yi önce ifade edeyim seyircilerimize. Evet. Rukiye biliyorsunuz Kur'an ayet ve hadislerinde geçen dualarla şifa arama şeklidir. Dini literatürümüzde de bunun yeri vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ondan sonra gelen şifa bulmak için Fatiha suresini veya başka duaları okuduğunda
buna ne dersin, bununla şifa arayabilir miyim diye Hazreti Peygamber cevaz vermiştir, ruhsat vermiştir. Peki bunu okuyarak yani şifa arama şekline rukye diyoruz. Evet. Peki okuyamayan insanların acaba kendisi okuyamıyorsa, birisi ona okumuyorsa, öyle bir fırsatı yoksa bu insan öyle bir metni boynunda taşıyabilir mi? Bu taşınan şeye muska diyoruz. Hatta Abdullah bin Amr olsa gerek. Şimdi bu sahabi diyor ki, yani bu hadi Hazreti Peygamber'den gelen nakilleri yapıyor. Sonucunda da şöyle diyor. Küçük çocukların bu duaları okuması ondan sonra zordur. Bilmeyen insanların da bu duaları boynunda taşımasında bir sakınca yoktur diyor. Evet. Peki o zaman biz konuyu toparlayalım. İçerisinde dua, yani Kur'an'dan veya hadislerden dua yazılı bir takım metinleri sırf onlardan çeşitli insanların, cinlerin veya çeşitli varlıkların şerrinden korunabilme adına, onlardan Allah'a sığınabilme adına bu tür şeyleri taşımanın caiz olduğunu, yani buradan hareketle caiz olduğunu söylüyor. Ama bunu okuyabilecek, bu duayı yapabilecek insanlar varsa onları taşımak yerine okuması daha da isabetli olduğunu, ancak okuyamayacak durumda buna muktedir olamayacak kişilerin taşımasına cevaz verildiğini söylemek isteriz. Konuya açıklık getirmek açısından, evet. Bir algı karmaşası olmaması için söylüyorum. Muskadan medet ummamak gerektiğini tekrarlamak tabii, gerekir tabii, değil mi mutlaka, hocam? Mutlaka. Yani, herhalde toplumda öyle bir algı tabii, var. Tabii. Yani her şeyi ona bağlamamak, o sadece nedir? Çeşitli felaketlerden, musibetlerden veya şerli insan olabilir, cin olabilir, tabii, şeytan olabilir. Onların şerrinden Allah'a sığınmaya yönelik koruma amaçlı nedir? Bir sadece bir tedbirdir. Evet. Yoksa her şeyi ona bağlayarak sonuca ulaşamayız. Tedbir alacağız, takdir tabii, Allah'tan. Mutlaka. Bir telefon bağlantımız var, telefon bağlantımıza geçelim. Şengül Hanım Ankara'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Dost TV olarak çok teşekkür ederim bu böyle programları yaptığınız için. Benim biz bir sorum ederiz. Vardı merak ettiğim için aydınlatırsanız çok sevinirim. Tabii buyurun. Şimdi ben oğlumla 20 yıldır beraber yaşıyorum. 1 yaşında babasını kaybetti. Elimden başım geldiğince tek başına işte üniversiteye kadar örf adetlerimizi öğretecek şekilde iyi bir insan yetiştirdiğime inanıyorum. Ama bazen de geriye baktığımda ben olmuşum 50, oğlan 40 yaşında ama tek başıma büyüttüm. Bazı zorluklar çektim. Babası hiç yardım etmedi. Şu an 20 yaşında oğlum. Ben de Allah'a şükürler olsun emekliyim. Benim merak ettiğim soru, şükürler olsun Allah'a bir peygamberimiz var, inancımız var. İbadetlerimizi yerine getiriyoruz. Ama evet, benim merak ettiğim şu. Biz çocuklarımız için mesela 20 küçüklükten 20 yaşına gelene kadar hep mücadele ediyoruz ya bir anne olarak. Onun da dinimizde bir şeyi var mı? Bazen sokakta çocuklara bakıyoruz. Anne baba çocukları atıyor. Başıboş bırakınca işte kötü şeylere alışılıyor. Ama elhamdülillah benim oğlumun öyle hiçbir şeyi yok. Benim kafamı karıştıran bazen geriye baktığımda yıllar geçmiş. Hani Allah'ım bana derse ki bu yaşına kadar ne yaptın? Ama inancım sonsuz. En azından bir temiz, hani yetim bir çocuk büyüttüm diye düşünüyorum. Ama ibadetlerimde eksiklikleri var. Onları biliyorum. Sizleri dinliyorum, evet, ama inancım sonsuz. Ben bu konuyla ilgili, yani bir tek başına çocuk yetiştirip efendiye sağlıklı nasıl diyeyim, ibadetine Allah sevgisi olunca bunlar da ibadet yerine geçiyor mu? Hani bir gönül hacca gitmekten bir gönüle girmek daha iyidir ya, bu konularla ilgili içimi rahatlatmak için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Şengül Hanım. Selamlar, saygılar. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir evet, çocuk, tek başına çocuk yetiştirmek gerçekten zor bir iş olsa gerek. Şengül Hanım şunu der. Onun yaptığı şeylerden bizim de bir sorumluluğumuz olur mu? Onun yaptığı hatalardan ve bu kadar zor bir işin mükafatı nasıl? Ben de öncelikle hanımefendiyi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Tabii ki gerçekten şu şartlarda, şu zamanda iyi bir çocuk yetiştirebilmek, onun için büyük fedakarlıklara katlanabilmek, evet, herhalde mükafatını tartmak zor olsa gerek. Evet. Onun için büyük mükafat, sevap elde ettiğini, bu fedakarlığının mutlaka karşılığını alacağına bunda hiç şüphemiz yok. Ama bunun yanında tabii ki sorumlu bulunan anne babalar
Yani sadece bu hanımefendi değil, yani eğitimi tamamen kendinin sorumluluğunda olan bir ebeveyn, çocuğunun yaptığı hata ve kusurlardan direkt olmasa da dolaylı olarak, yani iyi yaptığı şeylerden mükafat alabileceği gibi, yaptığı kötülüklerden de eğer o konuda anne baba sorumluluğunu yerine getirmiyorsa ve bundan dolayı o hatayı yapıyorsa çocuk, bundan dolayı kendisine de mutlaka bir nasip, bir pay olacaktır. Evet. Onun için inşallah bizler anne babalar olarak çocuklarımıza hep iyi şeyleri yaptırmaya, o konuda onlara rehberlik etmeye veya diyelim ki örnek olmaya çalışalım ki bunların iyiliklerinden sevap elde edelim. Peki yaptıkları hata ve kusurlardan da eyvah, biz bu konuda çocuklarımıza yeterince örnek olamadık, yanlışlıklarına bizler de sebep olduk diyebiliyorsak bunlardan da vebalimizin, günahımızın olacağını da unutmayalım. Evet. Çocuk yetiştirmek çok zor çok bir zanaat. Evet. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Bu arada ben seyircimizin şu ifadelerini de aşmak istiyorum. Mutlaka, çünkü haç örneğini verdiği için biraz belki üzerine durulması gerekir. Evet. Ben iyi bir çocuk yetiştirdim ama bunun yanında da birçok dini vecibelerimi, görevlerimi ihmal ettim. Ben bu yaptığım bu iyilik, bu fedakarlık onları örter mi? Onu Allahu alem diyelim. Ama asli görevlerimizi yerine getirmedikçe yaptığımız iyilik ne kadar büyük olursa olsun ne yapmaz? Onları, daha doğrusu farklı statüler. Onlar farklı şeyler. Farklı yükümlülükler, yani, farklı evet, sorumluluklar. Evet, çocuk yetiştirmekten dolayı çok büyük mükafat elde edeceğiz. Ama bunun yanında gerçekten dini farz olan, vacip olan asli görevlerimizi yerine getirmiyorsak veya bunu onunla örteceğimizi düşünüyorsak orada yanılırız. Evet. Onunla birlikte o görevlerimizi de, yükümlülüklerimizi de mutlaka yerine getireceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ara vakti, aradan sonra, kısa bir aradan sonra yeniden merak edilen sorularla birlikte olacağız.